Eu vou engordar mais agora. Alçada que vais ter a guerra, eu yerine bir yardımcımız burada mı? Burada ya müdür bey müdür bey geçen dedi ya hafta da bir kaç kere geldi. Bir yer. Tamam. Hocam nasılsınız? Sağ ol Bey. Sen nasılsın? Valla buna şükür ya. Geçen geldiğimde haftada birkaç kere gel gözük gözünüz o yüzden. İrfan müdür bey yokmuş ki. Müdür bey yok. Onları biliyorsun toplantıları bitmez. Müdür bey biliyorum ya toplantıları. Tatil ne zaman? Tatil 17 Haziran'da kanka da öyle. Yok Türkiye bu konu tatil gibi. Ya ben Murat Çeşme'de oturuyorum zaten de yürüyerek geliyorum. Ben spor olur bana. Pazartesi, çarşamba, cuma geleyim o zaman. O şekilde. En azından deriz ki İlgey Hocam sağ. Yok sağ. Ya belli oldu, İrfan bu. Yok, daha önceden İrfan Bey'e telefon ettiğinde biz seni arayacağız diye kaç kere söyledik. Yani. Ama telefonuna ulaşamadık. Ben seni telefon duraydım. Açık gibi. Yok. Telefon açık. Bilmiyorum bozuk. Bey kaç kere aradım, ben aldım. Telefon açık da bozuk mu bilmiyorum. Bakın ben İrfan dedik, acaba bu adam ne oldu? Sürekli Facebook'ta falan biliyoruz zaten. Hatta o bir ara geldim. Memur Nihat Bey'in odasında konuşmuştuk. Ha, Nihat Bey yok da. Heyete girecek. İşte şu şey istiyorlar diye. Rapor bitmişti de. Rapor bitmez. Raporun bitiş şeyi yok da herhalde de. Gene de hani öğretmenlik falan yapabilir mi öyle bir şey diyorsunuz. Öğretmenlik yapamaz mı zaten? Yok yok hani siz öyle bir şey istiyorsunuz. Ben kapımda da bir şey yok. Bir de ikna sıkır dersi yok ki. Bu adam nerede? Ne yapıyor? Bir müzde pişirseniz rapor üstünüzden. Dersi ne yapıyorsunuz bunu? Geliyor musun? Geliyor musun? Onun yeri sana ulaştı. İyi de ben kaç kez geldim, senin yazın gelecek, nerede görevlendirileceksen o. Senin yazına göre şey var. Hani şey olarak görevlendirme yerin gelmedi daha. Thank you.
lazım. Lastiği çıktı üzerinden de. Hani onu yapıştırdı. Aynen. Tankinci aynı herhalde. Nasıl? Tankinci aynı. Aynı zekalı var. Çok bir değişiklik yok ya. Şeyi yükseltmesiniz duvarları. Bu da böyle yüksek değildir duvarlar. Evet. Nihat Bey nerede? Nihat Bey geçen bir ara gördüydüm şeyde, Beylikdüzü'nde gördüydüm. Ya abi... Servis mi yapayım dedi, bir şey dedi ama. Ayrılmış. Ayrılacağım dedi yani. Cuma günü geldi, ayrılacağım dedi. Cuma mı? Çünkü bir ara şeyde gördüm ben, Beylikdüzü, o Marmara Parkı'nı orada gördüm. O şeyde çalışıyorum. O valla servis mi yapayım dedim, bir şey dedim. Servis ilk yaptı da onu bıraktı da sonra kıramanın sıkıntıyı geçti. Nihat Bey bu evrak işlerimden acayip anlarım ben diyordu. Nihat bana var ya. Mekke Hanım'ı bilir misiniz? Mekke Sokol oldu. Mekke okulda görüldüydü o da. Burada şeyden emekli mi oluyordu? Milli eğitimde Mertos. Eğitimde de emekli oldu o da. Bayağı oldu. Personeline mi bakıyor? Bir şey diyordu da o. Özlüğe bakmadı. Yer abi her şeyi anlıyor ama Nihat abi bu şeytanın başkası değil. Öyle bir yani işi bilmek neyse de çok acayip böyle bir bozuk bir ağzı bozuk bir duymak. Yani siz daha iyi bilirsiniz ya değil mi? Kim yapıyorsa ben ne yapıyorsam. Yani ben öyleyse bir şey ağzı bozuk bir adamı yani birçok okulda gördüm, şeyde gördüm, görmedim yani. Burada Mimar Sinan okulunda gördüm. Geçen yıl ben yaparım hocam, sen elleme, ben yaparım hocam, sen elleme. Ve bir baktık ki sana nasıl ateşmiş olacağım. Nihat Bey. Yani şeye baksan, konuşmasına baksan benden bir güle gitsin. Her şeyi öyle diyorum. Demek ki sen onun için ne değil. Yani hocam, yapabiliyorsunuz yani öyle herhangi bir sıkıntı olmaz. Hani Nihat Bey'in de başına bakar. Ben hocam, olmasam her şey biter de ben bilir o yüzden. Şimdi sen onu görürsen de ki hiçbir şey bitmemiş gibi çıkıyor da. Ne bileyim öyle anlatıp duruyordu. Ben ne zaman gitsem ya işte. İşte bak nasıl bir yeri yeterli ya. Gittim hocam. Hep yağlıdır o. Yağlı mı? Ellerini aman üzerine sürme. Ne bileyim vallahi öyle. Biraz ya onunla. Ben sürdüm onları da. Gözü dolabın üzerine çıkıp atlıyorlar ya. Kapıların üzerine sürdüm. Yani getirebilecek yerlerin hepsine sürdüm. Sadece sen değilsin be abiler bak. Bak. Neyse Nihat Bey görürsem söyleyeyim o zaman. Hani. Peki okul yerinde duruyor işte. Ben olmasam her şey gitar falan diyorum. Hiç gitmemiş ya. Söylemiyordu ben. Hatta ülkeden bile beni ararlar bir şey olunca falan. Hani Necla Hanım dünyadan haber olmasalar öyle diyordu. Hani hiçbir şey bilmez. Necla Hanım iyi memur. Yo Nihat Bey öyle diyordu. İyi memurdu Necla Hanım. Onu ben biliyorum. Necla Hanım'ı ben Kumburgaz'da çalışırken biliyorum. Yani siz Server adı güzel olsalar mı çalıştınız? Yok Kumburgaz'da çalıştık. Orada? Tepedeydi o zaman. Cenab-ı Göz'ün var ama. Vallahi bilmiyorum işte ben de gelip durmadan sohbet ederdim her şeyle. Nihat Bey'le. Ya ben olmasam okul bitti işte ilçeden falan gelip ne olsa beni buluyorlar. Bıktım ben de. Öyle söylüyordu. Geçen yıl verdik ona defterleri. Defterleri o tutuyor.
Her şey yapıyor biliyor musun? Herkes ben öğrenmiyor. Bir gözünde kalan bir şey. Geçen gençler dedim. Gördü ki. Gördü hocam. Yani o kadar da. Yok ben sana aradım seni. Onu aradım. Onu aradım. Onu aradım. Lastik çıktı. Üzerinden lastik çıktı. Var, aslında en güzel okuyacağımız da bu. Yani. Hadi görüşürüz. Sen rekiyat nereydi hocam? Ben sizi Kelmik'te görmemiştim ay 2013'te de. Ben sorun değil. Ben yeni geldim. Tamam. Ben rekiyat falan neresi? Kırtarım. Kırtarım. Ben gittim Kırtarım'ın da. Bir kez gittim. Evet. Merkezindeydim ona. 2008'de sahil çıkınca İstanbul'a buradan gittiydim. 2008'de mi geldin burada? He. Nereye geldin? Bağcılar'a. Bağcılar. 2008'de mi geldin? Güzey Sıkla. Bu ormanlık falan çıkıyor. O sizin Bindirin tarafında. Bekir tarafı. Bizlerin yarısı ormanlıkta bir yarısı çıkıyor. Memleket güzel ama yani soğuk olmasa çok hoş duruyor. Denizli sana nasıl yiyor? Ama bu gibi hani ben Aralık mıydı? Kaçımın sonu muydu? Gittim de İstanbul epey sıcak yani oraya bakıyor. Büyük köydeydik. Babam daha soba yaptı. Akşam sobayı doldurdu. Baktım dedim ne yapacağım sana sobayı yaptım. Dedim ne yapayım ben? Biraz geldim. 12 ay soba yapılmaz ya dedim. Yok oğlum dedi, ben istiyorum dedi, içerileri bizim orada dedim da. Valla memleketimiz güzel, güzel. Evet doğru. Ya hiçbir şey kalmadı, insan kalmadı, bu da yerde. Aga. Tamam ben. Ben herhalde bir şey yok. Daha sağlıcım. Güzel, sağlıcım. Ne, öyle değil, güzel yok, daha şey ama. Şeyde şimdi öğretmen arkadaş vardı. Arkadaş okula gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normal şimdi. 10 günü geçti abi. Geldi. Mecbur çok altına alma döndü. Habersiz geldi. Sonra bir gittik ki eve. Yatakta kaldı böylece. Ölü değil. Ama kalkan. İçeride kasalar var. Siz boyunca kasalarla pilav var. Hep onları içmiş. Şimdi insanız. Ne yaşayacağımız belli değil. O neden mi? Yok şükür öyle. Bira mira şey yok. Onu, onun için ne biliyor? Sağ olduğunu bilmek en yararlı. Evet. İnsan yani, okumuş. Facebook'ta sürekli. Ama bir tane Facebook'ta takip etmiyor mesela. Bilmezsin. Herhangi bir şey olsa da zaten oradan en azından ulaşamasalar bile en oradan güzel. Ulaştılar diyerekten. Kimse var. Başka bir şey yapıp etmişseniz senin içeri evi gözlecek halimiz yok. En azından ulaşamayınca oradan ulaşıyorlar çünkü. Yani o da bir şey ama en güzel telefon. Tamam be. Yani telefon bir olduğu zaman yok hocam. Hem telefon da açıktı ben. Yok ama aradım. Sürekli aradım. Ben... Ya bozdun mu? Bilmiyorum. Bir kere sadece bana mesaj olacak. Ben şimdi aradığım bir kişiyi eğer ulaşamazsa ev telefonuma mesaj olabilir. Şimdi şu anda bu numaraya ulaşabilirsin. Benim bir gece geldi. Gece saatten içine geldi mesaj. Dedim ya bu saatte bir adam rahatsız mı? Ya sabah aradım. Bu sabah aradım. O zaman ulaşıldı. Bak mesela ev telefonu arada bir burada okulun içinde çekmiyor ya. Donuyor. Kafası donuyor. Servis yok diye kıptanık kalıyor. Zaten önemli bir şey olunca beni mutlaka ararız demiş. Arayabilmemiz için telefon şartı. Bir de adresini bilmiyordu. Şimdi hepsini biliyoruz. Kesiyor. Tamam. Tamam. Hadi. Pazartesi çarşamba mı? Tamam.